Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle bir önceki videomuzda Consume Kings Garden bölgesini aradan çıkarmıştık. Bu videomuzda o bölgenin esas boss'u olan Osirius The Consume King'i aradan çıkarmak istiyoruz. Boss'u öldürdükten sonrasında kendisine ait belli başlı lore bilgileri, hikaye bilgileri veriyor olacağım. Ek olarak boss'un nasıl öldürebileceğimize dair de birkaç tane tüyoyu sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda satın almış olduğumuz Deep Protection'ı şu an taktığımı görebiliyorsunuz. Bir talismandan faydalanmanız lazım bunu kullanmak için. Hani bizde Saint talismanı bulunuyordu. Ondan faydalanarak bu içerikten faydalanıp günün sonunda öyle ifade edeyim. Hani boss'umuza hasar vurmak niyetindeyiz. Yanlış şey seçiyorum şu an. Bir de Sunlight Straight aslında buff'ından faydalanmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir olay var, şöyle bir içerik var. Deep Protection'ı önce Sunlight Straight buff'ını sonra kullanırsanız Deep Protection kayboluyor. Deep Protection'ın etkisi gidiyor. Ama önce Sunlight Stress Sword'un buff'ını kullanıp daha sonra şeyi kullanırsanız, Deep Protection'ı kullanırsanız her ikisinin de etkisi aynı anda aktif oluyor. Bizler dolayısıyla tahmin edeceğiniz üzere her ikisinden de faydalanmak istiyoruz ve o şekilde ilerleyeceğiz. Boss fight odasına girdik, yani boss fight'e girdikten sonrasında önce Sunlight Stress Sword ile Out of Sunlight'dan faydalanıp karakterimizin hasarını arttıracağız. Aynı zamanda defansını yükselteceğiz. Daha sonrasında Deep Protection'dan faydalanıp yine hasarımızı arttırıp yine defansımızı arttırıp ek olarak bir de stamina'mızın daha hızlı olmasına imkan tanıyacağız. Buradan bu arkadaşlar görmezden gelmenizi tavsiye ederim. Tamamen sizlere kalmış tabii ki. Ama bence görmezden gelin. Uğraştığınızda değmiyor bunlarla. Uğraşabilirsiniz belki ama uğraştığınızda değmiyor. Dümdüz koşturun efendim. Teşekkürler. Kendisi yıldırıma karşı direnci az olan bir boss. Dolayısıyla yıldırım hasar vuran bir silahla saldırdığımızda iyice hasar vurabiliyoruz. Şunu yaparsa uzağında durum bir nevi Pestilent Mist büyüsü gibi etki ediyor aslında. Yakınında olan düşmanlara hasar vuruyor. Özel saldırımız çok fazla hasar vurur. Bu ikinci faz geçişinde mümkünse önünde durmamaya çalışın. Bunlar kuyruk saldırıları. Şu charge atak saldırısı. Gördüğünüz gibi etraftaki sütunları vesaire kırabiliyor. Şu hani buz püskürtme saldırısı bir tane daha aslında özel bir büyü saldırısı mevcut. Onu yapsın diye bekledim ama yapmak niyeti yok gibi. Ve kendisini öldürmüş olduk. Özellikle yıldırım ile buffladığınız herhangi bir içerikle kendisini çok rahat bir şekilde aradan çıkartabiliyorsunuz. İlk fazda çok çok daha yavaş hareket eden, çok çok daha pasif davranan bir karakterdir. Elindeki asayı yere vurduğunda etrafından çeşitli böyle buz dumanları çıkartır. Buz dumanlarının içerisinde durmanız durumunda tahmin edeceğiniz üzere hasar alıyorsunuz ve biraz daha uzağında durmanız yeterli aslında. Aynı zamanda asasıyla süpürme saldırıları yapabiliyor. Hani bir sağdan sola veya soldan sağa olacak şekilde.
Çok arkasında kalırsanız bazen koruyla saldırabiliyor. İlk fazı tamamen bundan ibaret. Çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Canı yarıya yaklaştığında ya da yarıya indiğinde ikinci fazı başlıyor. Bir çığlık atıyor, ellerini yere vuruyor. Ellerini yere vurduktan sonrasında ikinci faza geçtiğini anlayabilirsiniz. Burada ikinci fazında mümkün olabildiği mertebe önünde durmamaya çalışın. Eğer ki önündeyseniz veya önünde durmaya devam ediyorsanız bir şekilde genellikle sizin üzerinize koşturma saldırısı yapar. Olur da yuvarlanmayı düzgün bir şekilde ayarlayamazsanız arda arda 4-5 kez sizlere vurup sizleri öldürebiliyor. Dolayısıyla mümkün olabildiği mertebe önündeyseniz yuvarlanarak arkasına geçmeye çalışın. Ya da o saldırı yapacağı sırada sağa sola yuvarlanmak yerine içine doğru atlayıp içine doğru yuvarlanıp arkasında pozisyon almaya çalışın. İkinci fazında genellikle yani gördüğünüz yani üzerinize doğru koşturduğu saldırıları var. Aynı zamanda kuyruğuyla yaptığı saldırılar var. Genellikle bunları yapıyor. Bir tane saldırısını şu tarafta yapma imkanını buldu ve biz de onu bir gözlemleyebildik. Hani ağzından karşı tarafa doğru bir buz alevi püskürtüyor. O alevin tabii ki yani ya arkasında olmanız lazım püskürtürken ya da uzağında olmanız lazım ki size hasar vermesin. Son bir saldırısı daha mevcut. Uçuyor yani havalanıyor. Uçuyor demeyelim havalanıyor ve odanın bir noktasından bir noktasına doğru koştuğunu düşünebilirsiniz veya uçtuğunu düşünebilirsiniz böyle veya süzüldüğünü artık hangi ifade sizin için daha doğruysa. Bunu yaparken de Dark Souls 1'deki White Dragon Breath ismi vermiş olduğumuz büyüyü kullanıyor aslında. Yerden gitmekte olduğu yere doğru genellikle üçlü sıralar halinde bir kristal çizgi bırakıyor. Bu kristal çizginin yakınında ya da üzerinde durmanız durumunda tahmin edeceğiniz üzere hasar alıyorsunuz. Yani boss'umuzun en temel taktiği olabildiği mertebe arkasında durup olabildiği mertebe yıldırımlı hasarlarla kendisine hasar vermek. Yani özel skillimizin aynı zamanda kullanmakta olduğumuz buff'larla birlikte ne kadar fazla hasar verdiğini orada bir gösterme imkanım oldu benim. Umarım sizler de benzer şekilde hasarlar vurup rahat bir şekilde bu boss'u geçmişsinizdir. Aynı zamanda elimizdeki silahın katkılarını biraz daha anlama imkanınız olmuştur. Burada Oselet'in ruhuyla neler yapılıyor diye bakacak olursanız White Dragon Breath büyüsünü elde etme imkanınız var. Ve Seed the Scales'ın aslında şeydi bu içeriği bu hatırlarsanız. O içeriği burada temin edebiliyorsunuz. Ek olarak şuradan Moonlight Great Sword'u alma imkanınız var. Moonlight Great Sword'u temin edip hani bir büyücü olarak bir Great Sword kullanma imkanınız olacaktır. Dilerseniz ondan faydalanabilirsiniz. Dark Souls oyunlarının çok sevilen silahlarından bir tanesi kendisi biliyorsunuz ki. Son olarak hani videoyu tamamlamadan öncesinde Osirius'un biraz lore'una değinmek istiyorum. Biraz hikayesine değinmek istiyorum. Osirius normalde bu Lothric bölgesinin bir önceki yöneticisi, bir önceki kralı. Kendisi güç arayışıyla farklı farklı şeyler deniyor. Farklı farklı bilgiler edinmeye çalışıyor. Lothric Kalesi'ne hükmettiği dönemlerden bir noktada Grand Archives bölgesinde Big Head Logan'ın bırakmış olduğu yazılara, çalışmalara denk geliyor. Big Head Logan, Dark Souls 1'de Seed the Scaleless'ın aslında ölümsüzlüğünü araştırmış bir karakter. Osirius da yine bu ölümsüzlükle biraz kafayı bozmuş bir karakter diyebiliriz. Günün sonunda Big Head Logan'ın içeriklerini araştırırken ya onları incelerken Seed the Scaleless'tan haberdar oluyor. Onunla alakalı başka başka bilgiler edinme imkanı oluyor. Nasıl ki Big Head Logan kafayı yemişse kendisi de bu noktada Seed the Scaleless'ın içeriklerini inceleyen biri olarak kafayı yiyor. Bu Seed the Scaleless'ın hani sahip olduğu bilgiler Seed the Scaleless noktasında evet kendisi belki bunları hakimiyet kurup bunlar üzerinde aksiyonlar alarak benliğini koruyabilmiş, yani çok uzun yıllar boyunca benliğini koruyabilmiş bir karakter belki ama hani onları araştıran insan olan çoğu kişi kafayı yiyor ne yazık ki. Onlara yapabilecek fazla bir şey yok. Dolayısıyla hani bu süreçte kendisi bir miktar kafayı yiyor ve ejderhalara saplantılı bir şekilde bir hayat sürmeye başlıyor. Ejderhalara saplantılı bu hayatı sürerken de bir tane çocuğu oluyor. Şimdi bu çocuğun nasıl olduğu konusunda çok bir bilgi yok. Ocelot isminde bir çocuğu oluyor. Normalde Dark Souls 3 oyunculara tanıtılmadan öncesinde biliyorsunuz ki bu oyunun dehşet içeriklerini kurcalayan, araştıran insanlar var. Dark Souls yayınlanmadan öncesinde Ocelot normalde boss olarak elinde bir bebek tutuyor. Değişik bir bebek şeyi var. İçeriği var. Onu tutuyor. İkinci faz geçişinde de o bebeği yere çalarak öldürüyor aslında farkında olmadan. O bebek normalde Ocelot olmalıydı. Fakat oyun yayınlanırken bu lore bilgisi, bu lore içeriği biraz değiştiriliyor. Şöyle bir şey. Ocelot, şey o Ocelius kafayı yediği için yanında oğlu olmadığı halde elinde onu tuttuğunu zannediyor. Aslında elleri bomboş. Video diyorum pardon. Boss fight'ın başlangıcında da sinematikte de diyor ki demek diyor siz hani ahmak geçerim siz ahmaklar diyor sonunda fark ettiniz diyor
ejderhaların çocuğu olan Ocelot'un gücünü. Fakat diyor o ben diyor onu ne pahasına olursa olsun korurum, asla sizlere teslim etmem. Çünkü diyor benim bu dünyada sahip olduğum tek şey o deyip aslında biz oraya sanki onun çocuğunu çalmaya gelmişiz gibi bir yorumda bulunuyor ve bizlere karşı koymaya çalışıyor. İkinci faz geçişinde artık hani o deliliği had safhaya ulaşıyor ve gerçekten komple kendini kaybediyor. Tamamen bir canavar gibi saldırmaya başlıyor. Hani ilk fazda biraz daha asa kullanan, biraz daha böyle insanımsı hareketleri var ama ikinci fazda tam bir canavara dönüşüyor diyebiliriz. Günün sonunda hani bu süreçte bu arkadaş Ocelius, bu Ocelot'un gücünü ortaya çıkarması için bir bekleyişe geçiyor diyebiliriz. Hani kafayı yediği kadar elinde bebeğin tuttuğunu zannetmekle birlikte aynı zamanda bebeğin orada olmadığının da farkında. Ve diyaloglarında diyor ki Ocelot diyor neden saklanıyorsun? Sen diyor ejderhaların çocuğusun. Korkacak neyin olabilir ki? Ocelot diyor neredesin? Göster kendini, saklanma şeklinde de diyaloglar veriyor. Hani Lothric Kalesi'nin yanında o Consume King's Garden şeklinde geçen o bölgede bir nevi izdivaya çekilmiş Ocelot'un ortaya çıkmasını, o gücünü göstermesini bekleyen bir karakter gibi düşünebilirsiniz kendisini. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.